DTA Akademi'nin değerli izleyicileri, bugünkü seminerimizin konusu Boğaziçi Felsefe Bölümünden Doktor Yasin Ramazan Başaran hocamız. Hocamız özellikle alanında bilinen iyi bir yazar, iyi bir akademisyen ve saygın bir isim olarak bize biliyoruz, iyi takip ediyoruz. Bugün de DTA Akademi ekibini kırmadı, sağ olsun bizlerle bir söyleşi için, bir seminer için sözleşti. Kendisine öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ben de davetiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun, eksik olmayın. İzniniz olursa böyle kısa bir CV'nizle arkadaşları belki tanımayanlar vardır. En azından bir hatırlatmak amacıyla kısa bir CV'nizi okuyacağım. Tabii. Oradan sonra bir iki çalışmanız var. Belki onlardan kısaca bir bahsedip arkasından metafizik ve gerçeklik konulu sizin de takdir buyuracağınız kadar bir süre zarfında sizleri dinleyeceğiz. Arkasından arkadaşlarımızın varsa konuyla ilgili sorularını onlara ileteceğiz sizlere. Ve bugünü tamamlamayı düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, Doktor Yasin Ramazan Başaran, kendisi Ankara doğumlu. Ankara İlahiyat mezunu. Arkasından 2010'da Amerika'da Indiana Üniversitesi'nde felsefe doktorasını tamamlıyor. Doğa İnsan, Doğa Tanrı ve Yaratma başlıklı teziyle doktorasını tamamlıyor. Bu süre zarfında sonra tabii yurda dönüyor. İstanbul Şehir Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi'nde özellikle eleştirel düşünme ve din felsefesi alanında çeşitli dersler veriyor. Bilgi teorisi, teoloji, felsefe tarihi ve metafizik üzerine hocamızın çeşitli makaleleri bulunuyor. Bilim felsefesi ve din bilim felsefe ilişkilerine dair seminerleri, konferansları, çeşitli konularda, yine yakın konularda bildirileri söz konusu. Hocamız aynı zamanda TRT Türk'te Aklı Selim programında felsefi yaklaşımları ele aldığı programa katkıda bulunuyor. Yani daha önceden vardı. Şimdi devam ediyor mu hocam program? Yok, bitirdik o programı. Evet, Ahmet Hoca devam ediyor diğer konuklarla. Hocamızın aynı zamanda medyada bu süre zarfında bir katkısı oldu. Yazarın eleştirel düşünme, araştırma mantığı ve akademik kültür hakkında düşünmenin alfabesi, araştırmanın alfabesi, düşün bir de sağlıklı düşün konulu 2022'de başlıklı çalışmaları ve yeni çalışması gerçeklik yeniden metafiziğe dönüş üzerine bir inceleme. Ben böyle hazır hocamıza bulmuşken kitaplarında size böyle bir göstereyim görsel olarak. Düşünmenin alfabesi bir eleştirel düşünme kitabı. Aslında günlük basit örneklerden büyük düşünmenin bir anlamda hocam bize yolunu gösteriyor. Yani hem akademik düşünme hem de normal pratik hayatta olaylara nasıl bakabiliriz? Aslında baktığımız halde bunun eleştirel düşünceye dahil olup olmadığını da bu kitabı okuduktan sonra örnekler üzerine çok daha rahat anlıyoruz. Yine araştırmanın alfabesi için aslında bu hem lisans hem yüksek lisans üstü için çok güzel bir el kitabı. Yani araştırmaya nereden başlayabilirim sorusu aslında önce soru sormanın sorusuyla başlıyor hoca. Soru sormanın tarifiyle başlıyor. Soru sorma bizi nerelere götürür? Yine orada da bizim günlük hayattan, en azından fizikten, felsefeden, tıptan ya da mantığın temel ilkelerinden hareketle çeşitli örnekler veriyor her iki kitabında da. Oradan da bize çok güzel bir yol çiziyor aslında. Bunları size şiddetle tavsiye ediyorum. Yine bugünkü seminerimizin konusunu da metafiziğe dönüşlerine bir inceleme. Aslında metafizik konu olarak kendisi biraz ürkütücü geliyor. Yani çok fazla akıl erdiremediğini düşündüğümüz alanlar üzerine felsefi konuları çok yalın bir şekilde gerçekten günlük hayattan örneklerle açıklıyor ve ön sözü inanılmaz açıklayıcı. Yani bizi ne bekliyor? Nerede, hangi durakta neyle karşılaşacağız? Çok güzel örneklerle ifade etmiş hocamız. Yani genel anlamda genel kültür konularında çok akademik düşünmeye de gerek böyle bir kaygısı olmayanların da günlük hayat için gerçekten böyle metafiziğe giriş için tercih edecekleri kitapların başında gelebilir. Hocamızın bugünkü semineri metafizik ve gerçeklik üzerine olacak. Yani metafizik bildiğimiz metafizik mi kavram olarak? Ama gerçeklik nedir? Daha hocamız felsefenin ilk çağından beri aslında konunun kavramı nasıl değişikliğe uğrayıp aslında günümüze de hiç kaybolmadığını tartışmanın yine kitabında değiniyor. Ama bunu daha yalın, daha açıklayıcı,
daha anlaşılır. Bir de hocamızın kendi kaleminden ama aynı zamanda bu sefer de sözünden, yani sözlü olarak kendisinden dinleme imkanı bulacağız. Hocam buyursunlar. Evet, teşekkür ediyorum. Hem davetiniz için hem organizasyon için DTA Akademi'ye teşekkürle başlayayım. Aynı zamanda dinleyenlere de hoş geldiniz diyorum. Sizlere de teşekkür ederim. Gerçeklik ve metafizik konusunda akşam vaktinizi ayırıp bunu dinlemek gerçekten tuhaf bir şey. Yani insanlar için çok aslında önemi olmayan şeyler gibi duruyor. Çünkü yani gerçeklik, metafizik bunlar bir takım boş laflar gibi. Bir takım laf cambazlığı gibi. Felsefenin kendisi zaten kime ne faydası var diye düşünüyoruz. Ve genel olarak aslında felsefenin ya da metafiziğin bugünkü yeri hakkında bir düşünmeye davet ediyorum ben. Peki neden bu davete icabet edesiniz? Biraz bunun hakkında konuşacağım. Yani kitapta bahsettiklerim zaten bunun tarihsel süreci ve bu süreç içerisinde şu an işte çok eski çağlardan bugüne gelinceye kadar bu soru nasıl şekillenmiş ya da neden önem kazanmış bununla ilgili. Dileyen oradan daha ayrıntılı okuyabilir. Ben biraz daha çerçeveyi genişleteceğim bugün ve neden böyle bir şey konuşmamız gerektiğine dair bazı şeyler söyleyeceğim. Şimdi gerçeklik sorusu aslında çok alelade bir soru gibi. Yani neyin gerçek olup olmadığına dair soru çok basittir. Yani gerçek bir insan ile işte hayali bir insan, kurgusal bir insan, bir roman karakteri ya da bir filmdeki bir karakterin karşılaştırması. Birisi gerçek bir insan. Diğeri hayali bir karakter gibi. Şimdi bu noktada zaten hemen hemen kimsenin bir itirazı olmayacaktır. Ancak bu bir düşünmenin geldiği nokta burası değil. Düşünme buradan hareketle bizim günlük hayatımızı belirlemeye, davranışlarımıza yön vermeye ve içinden bir takım ilkeler çıkarabileceğimiz böyle postülalara dönüşüyor. Yani gerçekliği biz düşündükçe, farkında olmadan düşündükçe, birazdan daha ayrıntılı anlatacağım, çevremizi buna göre şekillendiriyoruz aslında. Şimdi bu soru şundan dolayı önemli. Gerçeklik sorusu, neyin gerçek olup neyin gerçek olmadığına dair soru çok eski felsefi bir soru olmakla birlikte çok farklı şekillerde cevaplandırılmış. Yani nihai olarak işte gidecek olursak, mesela şu an beni izlediğiniz bir andayız. Ekrana bakıyorsunuz ya da işte beni dinlerken başka bir şeyle ilgileniyorsunuz. Ama kendiniz bir zihinsiniz. Çok güzel. Siz burada gerçekten bulunduğunuzu düşünürken aynı zamanda acaba ben de gerçekten burada mıyım? Yani bu nasıl bir soru? Tabii ki oradasınız falan ama soru bu kadarla bitmiyor. Çünkü mesele şurada, sizin beni ya da şu anda işte beni izlediğiniz cihazı algılarınız size ne kadar doğru bilgi iletiyor? Gerçeklik sorusu aslında biraz bununla ilgili bir şey. Yani biz olanı olduğu gibi görme şansına sahip miyiz? Sahipsek nasıl sahibiz? Dışarıda ne var? Bizim dışımızda, yani izleyen kişi olan insan dışında neler var ve ne kadar gerçek? Şimdi bu soruya cevaplarken mesela bazı modern yaklaşımlar şöyle şeyler söylüyorlar. Bir tanesi mesela Russell diyor ki ya mesela işte önümüzdeki masaya baktığımızda bir masa görüyoruz ama biraz daha dikkatli bakarsak, işte mikroskopla biraz daha derine dalarsak görüyoruz ki burada işte bir takım atomlar var. Gerçi mikroskopla atom görünmüyor ama göründüğünü varsayalım. İşte atomlar var. Atomların altında işte kuarklar var vesaire vesaire. Gerçekte olan şeyler onlardır diyor. Dolayısıyla masa gerçek değildir. Şimdi bu iddia ilginç bir iddia. Çünkü teknik olarak işte iki elektron birbirine dokunmuyor ve aslında biz hiçbir şeye dokunmuyoruz.
Ama bu masa benim üzerime düşerse beni öldürebilir, canımı acıtabilir. Bu nereden geliyor peki? Yani böyle bir gerçeklik yoksa başımıza yediğimiz bir taş mesela neden etkili oluyor? Sorunun bir tarafında bu var. Bu beklesin. Diğer tarafında da şu var. Yani algılayan varlıklar olarak çevremizde gördüğümüz şeylere bir anlam veriyoruz ve bu anlam büyük ölçüde bizim kültürel işte bir takım dille ilgili sınırları var. Yani kültürel sınırlarımız var, dille ilgili sınırlarımız var. Belki algıyla ilgili sınırlarımız var, değil mi? Belli mesela belli aralıktaki ışıkları görebiliyoruz, belli aralıktaki sesleri duyabiliyoruz. Ya da bunun ötesinde mesela algıda seçicilik yapıyoruz. Bazı şeyleri algılıyoruz, bazı şeyleri algılamıyoruz vesaire. Ve neticede aslında çok sınırlı bir şekilde dünyayı algılıyoruz. Ve bu dünyayı algılama şeklimiz kişiden kişiye bir anlam dünyasından işaret ediyor. Dolayısıyla bizim gerçek olarak aldığımız ne varsa bu akıl yürütmeye göre sadece bize göre gerçektir. Yani bir başkası bizim yerimizde olamayacağına göre, bir başkası bizim bakış açımızı göremeyeceğine göre, onunla bir başkasıyla mesela işte eğitimimiz farklıdır, ailemiz farklıdır, yaşadığımız yer farklıdır, yaşımız farklıdır, cinsiyetimiz farklıdır vesaire vesaire, bu farklılıkların hepsi bakış açımızda da bir takım farklılıklar meydana getirir. O zaman birisi nasıl bakıyorsa o bakış ona özeldir. Ama herkesinki böyle olacağı için demek ki kim ne şekilde gerçeklikten bahsediyorsa bahsetsin, o kendi gerçekliğinden bahsediyordur. Yani işte Yasin Avazan gerçeklikten bahsediyorsa kendi gerçekliğinden bahsediyordur. Çünkü onun belli bir yetişme tarzı var, belli bir kullandığı dil var. İşte Türkçe kullanıyor, işte Ankara'da doğdu, işte şöyle bir eğitim aldı. Dolayısıyla onun gerçeklik algısı ona aittir. O gerçeklik hakkında konuştuğunda bu işte Ali'yi, Ahmet'i, Ayşe'yi, Fatma'yı ilgilendirmez gibi geliyor. Şimdi gerçekliğe dair bu iki farklı saldırıyla karşı karşıyayız. Bir tanesi diyor ki bizim gerçeklik dediğimiz şey nihayetinde maddenin yapısıyla ilgili bir şeydir ve o yapısını biz aslında bilemeyiz. Yani tecrübemiz bunu göstermez diyor. Diğeri de diyor ki gerçeklikle ilgili algıların hepsi kişiye bağlıdır. Bu kadar subjektif bu kadar işte öznel, subjektif bir algının da herkes için doğru olması beklenemez. Dolayısıyla gerçeklik sorusundan vazgeçelim. Şimdi bu saldırılardan ilki daha çok bilimsel yaklaşım açısıyla gerçekleştiriliyor ve gerçeklik sorusu nihayetinde maddenin dışında hiçbir gerçekliğin olmadığı cevabıyla rafa kaldırılmak isteniyor. Gerçekten böyle midir? Biraz bundan bahsedeyim. Şimdi bilimsel bakış açısı nasıl oluşuyor? Ben bir gözlem yapıyorum ve bu gözlemi belli bir paradigma içerisinde neyi gözlemleyeceğime dair bir bilgiyle yapmak durumundayım. Yani işte belli ördeklerin tüyleri belli ortamlarda nasıl reaksiyona giriyorlar? Nasıl değişim gösteriyorlar? Olgusal bir durum ortaya koymak durumundayım. Ve o ördekleri alacağım, onları izole edeceğim ve onları gözlemleyeceğim. Bu gözlem sonucunda ortaya çıkan sonuçları da işte paylaşacağım. Peki, burada nasıl bir değişim var? Öncelikle bu değişimin bilimsel olabilmesi için birincisi tekrar etmesi lazım. Tekrar etmeyen hiçbir şeyi bilimsel olarak tartışamayız. Tekrar edecek. Yani sadece bir ördekte gördüğümüz bir özellikten bilimsel bir sonuç çıkaramayız. İkincisi paylaşılabilir olacak. Yani tekrar ediyor ama sadece size özgü bir deneyim var ortada. Ne demek? Yani işte mesela diyelim ki her gece gördüğünüz bir rüya var.
Yani siz o rüyadan çok etkileniyorsunuz ve sabah diyorsunuz ki ben işte 3 gecedir, 5 gecedir bir rüya görüyorum. Rüyamda şunu yapıyorum, bunu yapıyorum dediniz. Bunu paylaşamıyorsunuz. Bunu paylaşabileceğimiz herhangi bir yöntem de yok. Bu demektir ki rüyada ne yaşadığınızı da biz bilimsel olarak gözlemleyemediğimiz için bilimin sınırları içerisinde bu da girmiyor. Üçüncü olarak da bu işte yaptığımız gözlemin paylaşılması, tekrar edilmesi ve çok daha önemli olarak buradaki şeyin formüle edilmesi lazım. Yani bir başka alana aktarılabilecek kadar açık bir şekilde ifadesinin edilmesi gerekiyor. Yani belli bir alana, belli bir yere mahsus bir açıklama, bilimsel açıklama olma şansına sahip değil. Yani evrensel olacak. İnsanlar bunu anlayacaklar. Bütün insanların anlayabileceği, az veya çok anlayabileceği evrensel bir dile sahip olacak. Şimdi tabii ki bu bir düşünme tarzı ve işte kabaca söyleyecek olursak 15. 16. 17. yüzyıllardan itibaren bilim adamları tarafından o zaman filozof diyorlar onlara tabii ki. Daha sonra biz şu anda bilim adamı diyoruz. Filozoflar tarafından belli bir düşünme tarzı bulunuyor. Buna deneysel felsefe diyorlar ilk başta. Deneyimsel daha doğrusu. Experimental philosophy. Ve bu deneyimsel felsefenin temel güdüsü şu: deneyime gelmeyen hiçbir şeyin bilimsel karşılığını kabul etmeyeceğiz diyorlar. Ve deney yapmaya başlıyorlar. Orada çatışmalar oluyor ya da orada itirazlar oluyor ama nihayetinde deneyime bağlı olarak düşünme tarzı çok güçlü. Politik olarak da destek bulduğunda oldukça yayılıyor ve neticesinde bir düşünme tarzı olarak bugün bizim bilimsel düşünme dediğimiz şeye tekabül ediyor. Çok güzel. Çünkü işe yarıyor. Böyle bir düşünme tarzı yeni bulunmuş. Ve toplumsal karşılığı da var. Yani en azından paylaşılabilir olduğunu söylememiz bunu işaret ediyor. Yani tek bir kişinin karşılaştığı bir şeyden sonuç çıkarmayacağız. Yani siz karanlık bir gecede dağda yürürken işte önünüze bir cisim çıktı ve o cisim insan olmamasına rağmen sizinle konuştu mesela. Bunun bilimsel bir tarafı olamaz çünkü birincisi paylaşılamaz, ikincisi tekrar edilemez. Üçüncüsü evrensel bir dille aktarılabilecek bir forma sokulamaz. Peki, çok güzel. Rüyalarımız nereye gidecek? Bu örneklerde kullandığımız şeylere dönecek olursak. Mesela rüyalar ne kadar gerçek? Bu soruyu cevaplamak için bilime baktığımızda bilimsel olarak belki şöyle bir şey iddia edilebilir. Siz uyurken eğer fMRI cihazını beyninize şey kafanı kafatasınıza bağlarsak rüya gördüğünüz anda belli beyin aktivitesini, elektriksel beyin aktivitesini tespit edebiliriz. Yani rüya gördüğünüz anla görmediğiniz anı ayırabiliriz. Hatta beynin nereleri aktif hale geliyor, bundan yola çıkarak işte rüyada heyecanlandığınızı, korktuğunuzu ya da işte o anda neşeli olduğunuzu falan çıkarabiliriz. Ama rüyada ne gördüğünüz buradaki elektriksel bir takım olaylar değil. Bu ikisi birbirinin muadili değil. Yani biz elektriksel bir takım beyindeki elektriksel olaylarla bu tecrübeyi yaşıyor olabiliriz ama bizzat kendi tecrübemiz bu elektrikler değil. Bizim tecrübemiz mesela rüyada ölmüş bir yakınınızı görüyorsunuz. Bu tecrübenin kendisi ölmüş bir yakını görme tecrübesidir. Ya da rüyada bir pasta yiyorsunuz. Bundan dolayı beyninizin işte haz ile olan kısmı hareketleniyor. İşte sinyal vermeye başlıyor. Ama biz sadece dışarıdan izleyerek şunu gözlemleyebiliriz. Yani rüyasında şu an hoşuna giden bir şey oluyor. Bir pasta yiyor falan. Ama rüyada ne gördüğünüze dair bu öznel tecrübeniz
Bu biricik tecrübeniz bilimsel olarak gözlenebilecek bir şey değil. Dolayısıyla bilim bununla ilgilenmiyor. Tekrar edilebilir değil, paylaşılabilir değil. Belli bir forma aktarılabilir değil. Ne yapacak? Rüya tecrübesi size kalsın. Biz elektriksel olarak gözlemleyebildiğimiz beynin fonksiyonlarına odaklanacağız diyor. Şimdi bu noktada arkadaşlar biz şunu söyleyebiliriz. Rüyada gördüğümüz şeylerin öznel gerçekliği yani bizim için ifade ettiği şey bizzat orada bulunmamız değil mi? Ne kadar gerçekse aslında bizim uyanıkken yaşadığımız öznel tecrübe de o kadar gerçek. Çünkü sizin bizzat şu anda hiç başka bir yere gitmeye gerek yok. İşte güne, bu sabaha, yarına falan gitmeye gerek yok. Bizzat bu saniyede dünyayı tecrübe etme tarzınız, dünyayı tecrübe etmeniz, gördükleriniz, duyduklarınız dahil olmak üzere biricik bir yapıya sahip. Kimse sizin bakış açınızdan bakamaz. Kimse sizin baktığınız gibi bir şeye bakamaz. Siz olamaz yani. Aynı şeye bakıyor olabilirsiniz. Aynı şeye, aynı ismi veriyor olabilirsiniz. Duyuverileriniz birbirine çok yakın olabilir. Ama aynı şeyi görüyor olamazsınız. Yani mesela şu anda diyelim ki ekrana bakarken herkes bir yandan beni dinliyor, bir yandan da benim yüzüme bakıyor diyelim. Ama kimileriniz işte arkada kitaplıktaki bir takım şeylere gözü kayıyor olabilir. Neden kayıyor bilmiyoruz. Ama gözünüzün kayıyor olması, bir şeylere gidiyor olması ve dikkatinizi çeken şeylerin neler olduğu o kadar biricik bir sıralamaya sahip ki bu öznelliği bir başkasına taşımamızın imkanı yok. Çünkü orada sizin geçmişiniz işte az önce saydığım faktörler sebebiyle öznel bir tecrübe söz konusu oluyor. Bilim ya da bilimsel düşünme dediğimiz bu tarz bu öznel düşünceyi çıkararak düşünme tarzıdır. Tekrar edilebilir olacak, aktarılabilir olacak yani paylaşılabilir olacak. Paylaşılamıyorsa sadece paylaşılan kısmını yapmak zorundayız. Yani neyi görüyoruz? İşte şu anda ekranda 3 kişiyi görüyoruz ya da 2 kişiyi görüyoruz. Bakın bu paylaşılabilir bir şey. Ama sizin baktığınız gibi bakmıyoruz. Dolayısıyla öznelliğimiz bizim bilimsel bir karşılığa sahip değil. Bu demek değildir ki dünyayı öznel olarak algılamamız bir gerçekliğe sahip değil anlamına gelmiyor. Nesnel olan yani nesne odaklı olarak düşünmemiz bir karşılığa sahip. Çünkü bunu konuşabiliyoruz. Fakat o nesnenin sizdeki tecrübesi en az nesnel kadar gerçek. Duygularımız mesela yani neyi nasıl hissettiğimiz aktarılabilir bir şey değil. Bir isim veriyoruz ama yani mesela sevmemiz, nefret etmemiz, öfkemiz, heyecanımız biz bunları birbirimizin davranışlarından dolayı aynı isimler vermeye çalışıyoruz ama gerçekten yani birinin bir başkasını sevmesi sizin gerçekten bir başkasını sevmeniz gibi olabilir mi? Bilmiyoruz. Bilimsel değil, nesnel değil. Ama bunlar gerçek değil mi? Tabii ki gerçek. Yani bizim öznel deneyimlerimizde en az nesnel deneyimlerimiz kadar gerçek. Tek farkı bunların nesnel deneyimler gibi aktarılamıyor oluşu. Mesela sanat bir ölçüye kadar aslında bu öznel deneyimi de aktarabilme gayretlerinden doğar. İşte resim aracılığıyla, heykel aracılığıyla, mimari aracılığıyla, hatta elimizdeki zanaatlar aracılığıyla diyebiliriz. Sadece sanat aracılığıyla değil. Yapmaya çalıştığımız şey aslında biraz da bu öznel deneyimi aktarmaktır. Müzik aracılığıyla mesela. Yani duyguları aktarırken bakın ben böyle bir şey hissettim. Siz de böyle bir şey hissediyor musunuz acaba? Diyebilmektir. Ve öznel deneyimin nesnel karşılığının yani bilimsel bir karşılığının olduğunu ispatlamak aslında ispatlamaya çalışmak. Burada bir noktada indirgemecilik dediğimiz bir kafa yapısından kaynaklanıyor. İşte onu indirgelim, bunu indirgelim. Nihayetinde her şey atomlardan oluşuyor gibi. Şimdi
Russell'ın masa örneğine gelecek olursak, gerçekten önümüzde bir masa yok mu? Önümüzde işte aslında atomlar var ve bu atomlar birleşmiş ve biz onları masa olarak görüyoruz, değil mi? Peki masa yok, aslında bu bir görüntü. Dolayısıyla asıl olan orada atomlar mı? Russell'ın burada aslında yaptığı hata şu: biz atomları tecrübe etmiyoruz. Eğer masanın bir parçasını alıp laboratuvarda parçalamıyorsak. Bizim masa tecrübemizle masanın atom yapısı, yani maddi yapısı birbirinden farklı gerçeklikler. Birbirlerine indirgenemeyen gerçeklikler. Ve birbirlerine de muadil olmayan gerçeklikler. Yani ya biri ya öbürü değil. Tıpkı rüya örneğinde verdiğim gibi, mesela rüyada gördüğünüz şey ile o rüyanın beyinde meydana getirdiği elektriksel dalgalanmalar. İkisi de gerçek ve birbirinin muadili değil. Yani işte rüya gerçek değil, aslında onlar elektrik dalgalanmaları değil. Bu doğru değil. Ama ya bunlar elektrik dalgalanması değil, gerçekten rüya, sadece rüya da değil. İkisi de gerçek. Ama bunlar farklı gerçeklikler ve birbirlerinin alternatifleri değil. Şimdi bu noktada işte gerçekliği olan saldırı her şeyin bilime indirgenmeye çalışmasından kaynaklanıyor. Gerçeklik tek boyutludur, bilimseldir. Bilimsel olmayan hiçbir şey gerçek olarak nitelendirilmeye değmez. Mesela işte ahlaki doğrular, bilimsel bir karşılığı yok. Yani gücünüz yetecekken birisine neden kötülük yapmayasınız? Ya da neden onu istediğiniz gibi kullanmayasınız, yönlendirmeyesiniz? Ya da onu istismar etmeyesiniz mesela. Bunun bilimsel bir karşılığı yok. Hatta evrimci psikoloji eğer bir bilimse, ben çok bilim gibi gelmiyor ama işte evrimci psikologlar eğer bunu bir bilim olarak kabul ediyorlarsa, evrimci psikoloji açısından bakacak olursak da aslında güçlü olanın gücünü kullanması kendi neslinin devamı için oldukça avantajlı bir durumdur. Bu durum, o zaman diyebiliriz ki aslında gücü olanın gücünü kullanması doğal bir şeydir. Doğal bir gerçekliktir. Ondan geri durmaması lazım. Ama Kant'ın bize hatırlattığı gibi gerçekliğimizin en az yarısı, yani gerçeklik algımızın en az yarısı bizim dünyanın nasıl olduğu ile ilgili değil. Dünyanın nasıl olması gerektiği ile ilgili. Yani biz gerçekliğimizin yarısını bu şekilde algılıyoruz. Birisi bir şeyi nasıl olmalı? Mesela evinizi düzenliyorsunuz. Neden düzenliyorsunuz? Ev düzenli olmalı diyorsunuz. Olduğu haliyle bırakmıyorsunuz mesela. Bu evin nasıl olması gerektiği, evin nasıl olduğundan çıkarılamıyor. Ama biz eve baktığımızda hem nasıl olduğunu görüyoruz. Aa, ne güzel bir ev ama dağınık. Ama aynı zamanda bakarken bir şey daha görüyoruz. Evin nasıl olması gerektiğini görüyoruz. Şimdi bu tabii ki evin nasıl olduğu ve nasıl olması gerektiği ile ilgili yargımız bizim çok daha ahlaki yargılarımızın bir örneği. Mesela bir yerde bir çocuğa yapılan eziyet ya da işte Gazze'de sivillere İsrail'in saldırısı. Olması gerekenle olanı karşılaştırıp yaptığımız ahlaki bir tercihle vardığımız bir sonuç. Ne diyoruz? Burada adaletsizce bir suç var diyoruz mesela. Burada ahlaka aykırı bir durum var. Olmaması gereken bir şey var diyoruz. İşte bu gerçekliğin bu kısmı aslında bilimsel değil. Peki nereye koyacağız bunu? Yani atomları parçalaya 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 bir şeyin nasıl olması gerektiğini bulamıyoruz. Ya da işte uzayın istediğimiz kadar yukarısına çıkalım. Oradan baktığımızda gerçekliğin nasıl olması gerektiğine dair en ufak bir ipucu yok. Ama biz ahlaki varlıklar olarak her zaman ikili bakış açısına sahibiz. Bir şeyin nasıl olduğunu ve nasıl olması gerektiğini aynı anda görebiliyoruz. En azından buna dair bir bakış açısına sahip olabiliyoruz. Yani bazı insanların ahlaki algısı biraz zayıftır, bazısınınki biraz kuvvetlidir ama nihayetinde
bozuk da olsa, bozulmuş da olsa insanlar bir şeyin nasıl olması gerektiğine dair bir ilkeyle hareket ederler. Bu bizim gerçeklik algımızın oldukça güçlü bir yanıdır. Mesela İsrail askerleri Gazze'ye saldırırken İsrail'in güçlü olması gerektiğini düşünerek saldırıyorlar ya da işte teröristlerin yok edilmesi gerektiğini düşünerek saldırıyorlar. Dolayısıyla burada da onların hareket ettiği bir şeyin nasıl olması gerektiğine dair bir gerçeklik algısı. Nasıl olduğu ile ilgili değil. Toparlayacak olursam bu ilk kısmı gerçekliğin hiçbir yere gitmediğini bize gösteren şeylerden bir tanesi bilimsel bakış açısının, bilimsel düşünme tarzının tek boyutlu bir şekilde ele aldığı dünyanın yarım olması. Dünyanın diğer yarısı duruyor. Bunun içerisinde sanat var mesela, bilimsel değil. Bunun içerisinde ahlak var, bilimsel değil ama gerçekliğimize dahil. Bunun içerisinde din var, çoğu bilimsel değil ama gerçekliğimize dahil. Kültür var, duygular var. Bunların pek çoğu aslında öznel alanla nesnel alan arasındaki çok derin bağlantılar üzerine kuruludur ve çoğunlukla da bilimsel açıdan indirgenebilir değildir. Şimdi bunu söyledik diye gerçekliği olan ikinci saldırının alanına da girmiş olduk aslında. Orada da madem öznelliğimiz bu kadar önemli, yani her şey bizim algılarımızdan ibaret, o zaman sen neyin gerçekliğinden bahsediyorsun? Yani böyle bir şey bahsetmeye hakkın var mı? İşte İsrail askerleri istediği gibi davranıyorlar. Onlara göre doğru olan o, buna göre hareket ediyorlar. Sen buna bu şekilde davranamazsın diyebilir misin? Onlar kendi gerçekliklerine göre yaşıyorlar. Öbürleri de kendi gerçekliklerine göre yaşıyorlar. O zaman aslında bizim gerçeklik diyebileceğimiz herkesin algıladığı bir durum yok. Herkes kendine göre bir gerçeklikte yaşıyor. Şimdi bu saldırı en az birincisi kadar günümüzde yaygın ve sosyal medya aracılığıyla da oldukça güçlü bir sese sahip. Çünkü epistemik olarak baktığımızda aynı konuda söylenmiş bütün iddialar, bütün sözler, bütün konuşmalar dile getirilebiliyor. Arkasında herhangi bir gerekçe sunulmadan işte yani onun da gerçekliği var, bunun da gerçekliği var. O da kendince doğruları yaşıyor, bu da kendince doğruları yaşıyor. O zaman herkes kendi doğrularını yaşasın. Yani biz niye uğraşıyoruz ki? Gerçeklik diyerek neyden bahsediyoruz? Mesela işte ben gerçeklik yeniden diyorum. Bu da senin gerçekliğin. Şimdi bu bizim postmodernizm dediğimiz ve daha sonra post-truth'la birleşen bir düşünme tarzının bel kemiğini oluşturan akıl yürütme diyelim. Anything goes İngilizcesi ve güçlü olan kazanır. Siz eğer kendi gerçekliğinizi yeterince güçlü olarak gerçekleştirmeye yani hayata geçirmeye kalkarsanız sizinki gerçektir. Ama daha güçlüsü gelirse onunki gerçektir. Peki bu durumda ne yapacağız? Bu gerçekten önemli bir soru. Çünkü kimi zaman insanların buna sığındıklarını görüyoruz. Eğer kendi gerçeklik algılarından emin değillerse şöyle söylüyorlar. Ya sizinki de bir görüş ama benimki de bir görüş. Yani bana da saygı duymak zorundasınız. Benim söylediğim de bana göre böyle. Siz nasıl iddialarda bulunuyorsanız ben de öyle iddialarda bulunuyorum. Dikkat edeceğiniz şekilde sosyal medyada aslında geleneksel medyada da insanların hiçbir sınır olmadan konuşmaları genelde bu çerçevede şekilleniyor. Yani gerçekliği ben de tarif edebilirim. Herkes tarif ettiği gibi. Bu da aslında bir gerçekliğin olmadığı iddiasından çok farklı bir şey değil. Eğer herkes bir gerçeklik tanımlıyorsa, o zaman gerçeklik diye bir şey yoktur. Gerçek sadece sizin yaşam tarzınıza verdiğiniz isimdir ya da işte inandığınız şeylere verdiğiniz isimdir. Bu da
temelde bizim bahsetmeye çalıştığımız, işte bütün insanlar için ya da insanlık için, canlılar için ortak olan bir gerçeklikten bahsedemeyeceğimiz anlamına gelmez mi? Ben burada şunu ifade etmek istiyorum. Bu sorunu temel bir problemi var. O problem de soruyu sorarken aslında kendini ele veriyor. Problem şu. Ben bunu ifade ederken, yani işte herkesin bir gerçekliği var ve bu gerçekliği de herkes kendince yaşıyor. Dolayısıyla hepimiz kendi gerçekliğimizi yaşıyoruz gibi bir ifadeyi söylerken sizin beni anlamanız. Bu ilginç bir nokta ve kitapta benim de vurgulamaya çalıştığım noktalardan bir tanesi. Gerçeklik problemi eğer sandığımız gibi hiçbir şekilde başkaları tarafından anlaşılmayacak kadar öznel, eğer hiç kimse tarafından ortak noktada buluşulmayacak kadar kişiye bağlı olsaydı bu soruyu anlamamız mümkün değildi. Teknik olarak mümkün değildi. Ama biz bunu anlıyoruz. Yani mesela şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Bir düşünme deneyinden bahsedelim. Yani şöyle bir deney. Sizi bir deneyim makinesine koyacağız ve orada donduracağız. Bu deneyim makinesinin içerisinde siz hayatınızı yaşayacaksınız ama nasıl istiyorsanız o şekilde bir deneyim vereceğiz size. Astronot mu olmak istiyorsunuz? Deneyim makinesinin içerisinde astronot olacaksınız. Öğretmen mi olmak istiyorsunuz? Öğretmen olacaksınız. İşte bir başka gezegende mi yaşamak istiyorsunuz? Orada yaşayacaksınız. Tarihte bir yerde mi yaşayacaksınız? Orada. Neyse işte. Deneyiminiz neyse onu yaşayacaksınız. Ama makinenin içerisine girerken sizden bir taahhütname alıyoruz. Bir, bu taahhütnameye göre içeri girdiğinizde deneyim makinesinde olduğunuzu asla bilmeyeceksiniz. İki, geri dönüş yok. Gittiniz mi tamam, artık makinenin içerisinde yaşayacaksınız. Yani sizin biyolojik olarak makinede ne kadar yaşatabilirsek o kadar yaşatacağız. İstediğiniz deneyimi de vereceğiz. Biraz Matrix gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama oradan geri dönüş de yok. Şimdi buna verilen cevapları düşünelim. Böyle bir deneyim makinesine girmeyi kabul eder miydiniz? İşte bazı insanlar, hocam sizi kabul eder miydiniz? Hocam kabul eder miyim? Aklıma şu geldi. Cezalandırıcı diye bir film var biliyorsunuz. Ve aynısı geçen yıllarda bir Amerikalı sanırım bir şirket sizi yaşlandırmaya karşı şu an donduruyor ve bugünkü bilimsel çalışmalar öngörülerek gelecekte bu transhumanist düşüncenin biliyorsunuz bir parçası olarak en azından yaşlanmayı ve ileri bir safhada da ölümsüzlüğü alabileceğiniz fikri üzerinden sizi yeniden geri döndürecekleri konusunda ikna ediyorlar ve siz onlara o zamana kadar bir kira parası, o kapsülde sizi dondurdukları o imkanlara karşı bir kira parası ücretini ödüyorsunuz ve bunu taahhüt ödüyorsunuz çünkü onu fonluyorsunuz. Ve daha sonra ama aslında siz döneceğinizi bilmiyorsunuz. Sadece size dönebileceğiniz konusunda güçlü telkinlerle sizi ikna ediyorlar. Şimdi bu deneyim, o bahsettiğiniz geri dönülmez deneyimle bu sanki birbiriyle çok benzer. Dolayısıyla birisinde umut var ama diğerinde dönmeyeceğiniz için kesinlik var. Kesin. Evet, şimdi bu benim kafamı karıştırdı biraz. Yani hangisi daha mantıklı onu da felsefi olarak size bırakıyorum. Evet, işte bu nokta aslında insanlar farklı şeyi tercih edebilir. Mesela birisi diyebilir ki ben deneyim makinesine girip bir daha çıkmak istemiyorum. Sorun yok. İnsanlar böyle şeyleri tercih edebilirler ki bugün mesela bazen kendini oyuna kaptırıp günlerce oyun oynayan insanlar var. O oyunun dünyasında falan yaşıyorlar. Çok anormal bir şey değil. Öbürleri şöyle diyebilir. Hayır ben bunu kabul etmem. Yani ne olursa olsun böyle bir makineye girip hayatımı orada geçirmek istemiyorum. Ben
diyebilir. Burada tercihin ne olduğu aslında çok önemli değil. Önemli olan makineye girip girmemek arasında istisnasız herkesin bir fark görüyor olması. Yani gerçeklikle, gerçek olanla olmayan arasında bir fark gözetiyoruz. İster istemez. Ve bunu biz kültürden bağımsız olarak, bunu dilden bağımsız olarak, bunu algılarımızdan bağımsız olarak düşünebiliyoruz. Yani işte rüyayla gerçek arasında ya da işte bir deneyim makinesiyle makinenin dışında gerçek hayattaki tecrübelerimizi karşılaştırıp birinin gerçek, birinin gerçek olmadığını söyleyebiliyoruz. İşte bu nokta, yani dışarıda işte neyin gerçek olup olmadığına dair algılar zayıf olsa da kendimizin gerçekliğine dair algımız hiçbir zaman zayıf değil. Bu noktada işte bu post-truth ya da hakikat sonrası dediğimiz ya da postmodernlik dediğimiz süreçte nasıl bir gerçekliğe ulaştığımız konusunda da aslında bir umut doğuyor. Yani biz şunu söylemiyoruz. İşte herkes aynı şekilde algılar, herkes aynı hakikatle konuşur değil. Biz hakikat dediğimizde aynı şeyden bahsettiğimizi konuşarak tespit edebiliyoruz, birbirimize anlatabiliyoruz ve bu deneyime yaklaşabiliyoruz. Evet, hiç kimse de gerçeklik somut olarak buyurun kardeşim bu bir gerçekliktir diyebileceğimiz kadar nesnel bir şeyden bahsedemiyoruz. Ama bu nesnel şeyin olmadığından da bahsedemiyoruz. Demek ki dilimizle ilgili, algımız ve tecrübemizle ilgili bir takım kısıtlamalara sahibiz sonucu çıkar buradan. Gerçekliğin olmadığı sonucu çıkmaz. Mesela gerçekliği tarif edip etmemek. Yani gerçekliği nasıl tarif edeceksiniz? Her şeyi gerçeklikle tarif ediyoruz. Peki burada problem yaşıyor muyuz? Yani deneyim makinesinin içiyle dışı arasında makineye girmeden önce bir fark görüyorsak eğer, gerçeklikle ilgili algımız bizim aynı doğrultuyu göstermektedir. Belki aynı gerçekliği görüyor değiliz. Biz gerçeklik deyince çok daha büyük belki büyük resmi görmek, yani işte dünyanın kimler tarafından yönetildiği, nereye gittiği, işte şu anda işte nasıl algıladığımız gibi şeyleri düşünüyoruz ama aslında bizim gerçekliğimiz bunlardan çok daha temel bir şey. Nerede olduğumuz, mesela insan olduğumuz, insan olmamız, ahlaki bir varlık olmamız, mesela bunlar bizim için çok daha büyük gerçeklikler ve insanın kendini ve kendi bakış açısının öznerliğini sıkıştıramayacağı kadar, ona sıkışmayacak kadar büyük gerçeklikler. Şimdi bununla beraber aslında gerçeklik yeniden dediğimde ne kastettiğimi de az çok anlamış, anlatmış oluyorum. Yani biz ne bilimsel gerçeklik algısına sıkışmak ve oraya indirgemek zorundayız. Ne de tamamen sübjektif bir dünyada yaşıyoruz. Metafizik zaten bize bunu söyler. Yani bilimin de olduğu, subjektivitenin de olduğu bir dünyada gerçeklik bu ikisini de kapsayacak. Ama onlara alternatif olmayan, onların mantıksal bir toplumu olarak ortaya çıkan bir şeydir. Ve aslında hiçbir yere hiçbir zaman gitmemiştir. Sadece belli dönemlerde belli insanlar gerçekliği bir kenara koyarak başka şeyleri öne çıkarmak, çoğunlukla işte toplumsal ya da kişisel menfaatleri öne çıkararak bu soruyu gündemden kaldırmaya, metafiziği bitirmeye çalışmışlardır ama ne metafizik bir yere gitmiştir ne de gerçeklik sorusu cevabıyla beraber zihinlerimizden silinmiştir diyerek konuşmamı tamamlıyorum ve dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir anlatımdı gerçekten. Ben de bayağı bir not aldım. Yani biraz da konuyu anlamaya çalışan bir meraklı olarak öncelikle çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten yani çok karmaşık bir konu olduğunu zaten aslında kitabımızın girişinde bunun ipuçlarını veriyorsunuz.
Yani mesela bir yerde birazdan söz hakkı isteyen bir arkadaşımız vardı sanırım Selvi Hanım. Ona hemen söz vereceğim ama yani şunu da ifade etmek istiyorum. Burada mesela diyorsunuz ki bu kitapta size gerçeğin ne olduğunu anlatmaya çalışmıyorum. Elbette herkesin olduğu kadar benim de gerçekle ilgili görüş ve inançlarım var ve bunların bir kısmı felsefe araştırmalarım sırasında şekillendi. Hemen aşağıdaki iki paragrafta da bir takım şeylerin de sizde de değiştiğini yine söylüyorsunuz. Dolayısıyla bu konunun işte bu algı dışı, ondan sonra öznellik, nesnellik, işte kavrama göre yer değiştirmesi, mesela din ve kültür örneğini verdiniz ama biz mesela antropolojik olarak kültürün hiçbir zaman sıfır noktasından başlamadığını düşünüyoruz. Aslında gerçekliği orada dahil etmiyorsunuz ama bir yandan da gerçekliği şekillendiren şeyin temel fonksiyonlarından birinin de bu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü düşüncemizi bile kültürle aslında taşıyıcısı olduğu için bilmiyorum belki içinde ne kadar var oluyor. Burada çok güzel anekdotlarla bunu anlattınız. Ben çok teşekkür ediyorum. Tabii yani konu Yasin Hocam sanki bir anda üzerine konuşulacak kadar yani en azından zihinsel olarak kolay bir konu değil. Yani Evet. iç felsefesinden başlatıyorsunuz ve bu kaybolmuyor diyorsunuz. Ama aynı zamanda bizim bir anlamda manevi alanımızla ilgili bir sürü şey söylediniz. Belki ben oradan bir soru sorayım. Yani manevi alanımız dediğimiz sadece dinle alakalı değil, bütün o diğer hususlar da geçerli. Kültürde, dinde, diğer işte rüyadır. Yani bizim kültürün maddi olmayan manevi tarafıyla ilgili onu kastediyorum. Bu peki hocam şeyden bahsettiniz, postürü çağdan bahsettiniz, hakikat sonrası. İşte bir de şey örneğini verdiniz, deneyim örneğini. Şimdi burada bir yok olma korkusu var, iki yok olmama korkusu var. Evet. Bu gerçekliği ne zaman, ne kadar etkileyebilir hocam? Yani yok olma korkusu, yani ölmemek için uğraşmak. Yok olma korkusu aslında ölmek. Ama ortada da gerçeklik de aslında tam da varlığımızla ilgili bir tartışma. Yani elektronlar, nötronlardan bahsettiniz. Bunlarla ilgili normal, yani bizim dışımızdaki insan, işte eskilerin avam, bizim şimdi işte normal halkın, gündelik halkın, hiç gündemli olmayan şeyler bunlar. Bunlarla uğraşanlar için mi ürkütücü? Onlar için bir sıkıntı yok o zaman. Tabii şimdi gerçeklik deyince biz çok tek boyutlu bir naturalist bir dünyadan bakınca yani ölen ölüyor, kalan kalıyor. Burada oldukça ürkütücü bir tablo var. Ama eğer dünyanın yani gerçekliğin bunlardan ibaret olduğunu düşünmüyorsanız, daha büyük gerçekliğin çok daha katmanlarının olduğunu düşünüyorsanız ve bunu gözlemleyebiliyorsanız belki buna dair kaygılarınız da değişecektir. Yani mesela şöyle, işte davranışlarınızı yani mesela bir günah işleyecekken ondan geri duracaksınızdır. Çünkü bunun bir karşılığı olacak. Yani kimseye zarar vermiyorum ama gene de o yapmamam gereken bir şeyi yapıyorum mesela. Acaba burada bir gerçeklik var mı? İşte bu bizim tek boyutlu bir dünyadan çıkmamızı gerektiriyor. Yani sadece doğadan, sadece maddeden ibaret değil, bizim mesela manevi bir gerçekliğin içerisinde yaşadığımızı da kabul ederek, mesela ahiretin olduğu, hesap gününün olduğu, işte cennetin, cehennemin olduğu bir gerçeklikle yaşadığımızı gösterir. Ve bu sadece buradaki davranışlarımızı değiştirmekle kalmaz, bizim nasıl varlıklar olduğumuz gerçeğini de değiştirir. Siz mesela şöyle bakıyorsunuz, işte bir çocuk var, küçük bir çocuk, çok da güzel, diyelim ki işte bir buçuk yaşlarında böyle yeni konuşmaya başlamış falan, çok şirin değil mi? Şimdi tek boyutlu olarak bakarsanız bir insan yavrusu bu, başka hiçbir şey değil. Yani ölsene ölmesene 8 milyar insan var zaten, değil mi? Ama bu çocuğa bir kötülük yapmamak ya da o çocuğa yapılacak bir kötülüğü engellemek çok önemli bir şey. Neden olsun? Çünkü o insan yavrusu işte o etlerden, kemiklerden, kanlardan ibaret değil. Onun arkasında bir gerçeklik var. Buna inanıyorsanız eğer siz onunla beraber çok daha komplike bir gerçeklik, çok daha katmanlı bir gerçeklik yaşıyorsunuz demektir. İşte ahlaki gerçeklik, az önce bahsettiğim gibi manevi gerçeklik, belki bunun içerisinde
Mesela Descartes esas gerçekliğin akli gerçeklik olduğunu söyler. Ne demek akli gerçeklik? Yani bizim bugün akıllı bir araç olarak kullanan insanlar için biraz anlaması zor ama yani her şeye hükmeden evrensel bir akıl düşünün. Madde de dahil olmak üzere böyle bir akla inanıyorsanız dersiniz ki bu çocuk da o aklı taşıyan, potansiyel olarak taşıyan bir varlık olarak değerlidir. Dolayısıyla bunu da korumamız lazım. Bu çocuğa zarar veremeyiz ya da verilmesine izin veremeyiz deriz. Dolayısıyla gerçeklik aslında bizim ne kadar katman algıladığımızla çok yakından ilişkili. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yani başta katılmayan dostlarımız vardı. Hocamızın bu yalın anlatımını belki biraz daha kuramsal çerçevede anlamak isterseniz değerli arkadaşlar, hocamızın gerçek ve gerçek yeniden metafizik dönüş üzerine bir inceleme, gerçekten çok yalın bir anlatım. Bunu tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda aşağı yukarı lisansüstü düzeyinde pek çok arkadaşımız var takip ettiğim kadarıyla. Araştırmanın alfabesi, yani soru sormanın bizi nereye götüreceği üzerine akademik zihnimizi şekillendirecek bir güzergah, bir gizergah, iyi bir yol gösterici bir kitap. Aynı zamanda bir eleştirel düşünce kitabı. Hem günlük hayattan, hem bilimsel verilerden, hem kuantuma kadar pek çok yerden aslında günlük hayatımızda karşılaştığımız basit örneklerden de yola çıkarak aslında ne eleştireldir, ne değildir. Çok güzel bir anlatım sunuyor hocamız. Ben hocamızın kitaplarını şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir anlatım var. Akademik ağdalı olmayan ama aynı zamanda akademik çok anlaşılır. İyi bir rehber oluşturuyor bu kitaplar. Hem konu itibariyle hem de akademik çalışmalarımıza fayda sağlayacak. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir anlatım Ben oldu. teşekkür ederim. Adına size şükranlarımızı sunuyoruz. Katılımcılarımıza son olarak bir şey söylemek isterseniz buyurun. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yani DTA Akademi'nin ve sizin şahsınızda akademik çalışmalarınızın, dinleyicilerimizin çalışmalarının, okumalarının, yazmalarının verimli geçmesini diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederim Yasin Ramazan hocam. Güzel anlattığınız için tekrar tekrar, çünkü gerçekten ben çok faydalandım arkadaşlar gibi. Biz de size akademik çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Ve bir dahaki, belki daha ileride imkan olursa sizi yeniden dinlemek için de sabırsızlanıyoruz. İnşallah. Hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlar diliyorum değerli hocam. Değerli arkadaşlar çok teşekkür ederiz. DTA Akademi farklı konularla da çalışmalarını devam edecek. Bunun için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Sadece felsefe değil, sosyal bilimlerin pek çok alanında bu yönde seminerler olacak. Faydalanmak isteyen arkadaşlarımız duyuruları takip edebilirler. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum.